Yani Rabbül Alemin ölüm denilen bir şeyi halk etmiş. Bütün yaratıkların arasına, insanların arasına bu ölümü yerleştirmiş. Ölüm hadim-ül lezzat. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz hadim-ül lezzat diyor. Yani zevkleri, lezzetleri, tatları yok eden şey diyor ölüm. Bu insan bilecek ki dünyaya mutlaka gitmek için geliyor. Hiçbir şekilde burada kalmayacaksın. Hiçbir şekilde. Babanın, dedenin, onun babasının, onun dedesinin gittiği yere gideceksin. Yani yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Ama hepimiz bütün bu koşturmacalarımızın hepsinin sonunda nihayet bulacağı yerin kabir olacağını bilmeliyiz. Para bunu bilmek yetmiyor. Yani bilmek derken işte herkes biliyor. Ne zaman biliyor? Bizim bir Uşak'ta rahmeti var. Uşak'tayken orada bir yerin bir amiri olan birisi vardı. O dostumuzdu, ahbabımızdı yani aileyle görüşmüş birisiydi. Namaz kılmıyordu. Yani babam çok ısrar ettiği halde kılmıyordu, bir türlü şey yapmıyordu. Ama bir komşusu falan öldüğünde bir hafta 10 gün hiç aksatmadan namazlarını kılıyordu. Sonra yine aynı şekilde gevşiyordu. Bu aslında var ya bir şekilde hepimizin hali. Orada şeytan ona namazı bıraktırabiliyor, ona gücü yetiyor. Bize de başka türlü gücü yetiyor. Nefsimizin başka türlü bize gücü yetiyor. Yoksa sen ne kadar ne olursan ol, Allah kendi emrine galiptir. Yani ne yazmışsa, Rabbül Alemin ne takdir etmişse olacak. Bizim için çok kötü, çok zor gibi görülen, çok sanki sıkıntılıymış gibi görünen öyle şeyler var ki Rabbimin katında çok kolaydır. Çok rahattır yani. Ama insan sadece bir cenaze gördüğü zaman, bir caminin yanından geçtiği zaman, bir hocanın böyle bir vaazını, bir sohbetini dinlediği zaman değil. İnsanın iki şey yapması gerekiyor. Bilhassa bir insan eğer Allahu Teala'nın rızasını istiyorsa, Cenab-ı Allah'ın yakınlığını talep ediyorsa iki şey yapması gerekir. Bir, kendi kendine nasihatçi olmaya başlayacak. O vicdan dediğimiz bir şey var ya içerideki ses. İçeriden seninle konuşanlar var da bunlardan bazıları faydalıdır, bazıları da zararlıdır. Faydalı olanlardan birisi vicdanındır. Vicdan, hepimizin vicdanı var. Hepimizin vicdanı içeriden bize bir şeyler söylüyor, söylemeye çalışıyor. Bir, kendi kendine nasihatçi olacaksın. Kendi hatalarını kendin görmeye başlayacaksın. Yani mutlaka böyle bir kabiliyetin yoksa, böyle bir yolun yoksa bile kendine böyle bir yol bulmaya çalışacaksın. Yani ben senin ne kadarını bilirim. İşte bir iş yerine beraber çalışıyoruz. Ben senin 8 saatini biliyorum. Bir 16 saatini bilmiyorum değil mi? Ama bir bilen var, bir gören var. Bunu biliyorsun. Bunu sen biliyorsun. Hepimiz biliyoruz ki Allahu Teala'dan gizli bir şey olması mümkün değildir. Cenab-ı Rabbül Aleminden saklı bir şey olması mümkün değildir. Bu yüzden insan kendi kendine düşünecek. Fatih abi bana gittim şunu anlattı, bunu anlattı, şu sohbeti etti filan. Kapıdan çıkıp gittiğin zaman bitiyorsa demek Fatih abi de iş yok, sende de iş yok. İkimizde de iş yok demektir yani. Ama bir yerde kalıyorsa, bir yere işleniyorsa, bir yerde senin malın olarak duruyorsa ve sen bu kapıdan çıktıktan sonra da senin aklına geliyorsa, düşünüyorsan, hatırlıyorsan elhamdülillah büyük bir rahmet, büyük bir berekettir. Bir de bakın kardeşler, bu devir zor bir devir. Yani her yönden zor bir devir. Her yönden hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Herkes bir şekilde bir sıkıntı çekiyor. Vallahi dünyadan daha zor olan şeyler var. Yani burada işte bazen diyorsunuz pahalılık var, hastalık var, işte yalnızlık var, insanlarla olan dertlerimiz var, anlaşmazlıklarımız var, şu var, bu var filan. Hepimiz bir şekilde dünyanın bir sürü sıkıntılarını çekiyoruz. Ahiretin, kabrin, haşrın ve sekeratın bir tek saniyelik sıkıntısı bütün bu dünyaya bedeldir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Başın ağrıyor, sabah gidiyorsun doktora, bir ilaç alıyorsun, geçiyor değil mi? Dişin ağrıyor, sabaha kadar uyutmuyor ama sabah olunca bitiyor, geçiyor. Veya bir şey, bir dardasın, 3 gün, 5 gün sonra Cenab-ı Allah sana bir kapı açıyor, bir yerden bir şey eline geçiyor, o sıkıntını atlatıyorsun. Birisi senin canını sıkıyor, seni üzüyor, şöyle ediyor, böyle ediyor filan. Bir müddet sonra unutup gidiyorsun. Allah Teala'nın İnsana verdiği bir nimetlerden birisi unutmaktır. Unutmak bir nimettir yani. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın ama neyi unut?
Seni Allah'tan alıkoyan şeyleri unut diye Cenab-ı Allah sana onu vermiş. Eziyetleri de unut. Sefaları da unut. Sevinçleri de, üzüntüleri de unut. Ama insan bu unutmayı Allah'ı unutma yönünde kullanıyor. Allah-u Teala'yı unutuyor. Ahireti unutuyor. Hesap vereceğini unutuyor. Ölümü unutuyor her şeyden önce. Halbuki hiç ummadığımız insanlar, hiç beklemediğimiz kişiler değil mi? Hiç beklemediğimiz ana bakıyorsun, görmüş, gitmiş yani. Gençliği, çocukluğu, daha kundaktaydı, 70 yaşındaydı. Allah-u Teala bu yüzden böyle yapıyor zaten. Kimsenin bir emniyeti olmasın diye. Cenab-ı Allah kundaktaki Süleyman bir çocuğun canını, ruhunu alıyor, kabzediyor ama o senden, benden, biz üzülüyoruz bu çocuk, daha ufacık çocuk niye öldü falan. Halbuki o cennete gidecek. Senin ve benim için nereye gideceğimiz belli değil. O bir şanslı, sen bir şanssız. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, hadi bilemedin 90 yıl yaşa. Sonra Hazreti Süleyman, annemine aleyhisselam, Hazreti Davud, Hazreti Nuh aleyhisselam. Bunlar rivayetlere göre 700 yıl, 800 yıl yaşamışlar. Şimdi bir İslam alimi öyle diyor. Hani rivayet ediliyor biliyorsunuz. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Miraç'a çıktığı zaman Cenab-ı Allah 50 vakit namaz farz kılıyor. 50 vakit. Dönüşte Hazreti Musa ile Efendimiz aleyhisselatü vesselam görüşüyor. Hazreti Musa diyor ne getirdin 50 vakit namaz. Ümmetim bunu kılmaz diyor. Git Allah-u Teala'ya rica ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam tekrar Rabbül Alemine dönüyor, huzuruna çıkıyor. Allah-u Teala 40 vakte indiriyor, 30 vakte, 20 vakte. Her seferinde Hazreti Musa onu geri gönderiyor. Burada tabii başka ince bir espri daha var. Hazreti Musa'ya bir gün soruyorlar ruhaniyet niye böyle? Her seferinde diyor Allah'ı görüp geliyordu. Allah'ı gören bir göz ve sima görüyordum her seferinde diyor. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı öyle sık sık gönderiyor. Hatta 5 vakit namaz 5'e indiği zaman Hazreti Musa diyor ki kılmazlar bir daha git diyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki bir daha çıkmam. Namaz 5'tir. Kılan kılsın, kılmayan da bunun sonucuna katlansın. Yani kılacak herkes. Şimdi bunu anlatırken İslam alimleri diyorlar ki eğer namaz 50 vakit olarak inseydi, öyle farz olsaydı, öyle kalsaydı bugün 5 vakit namazı kılan 50 vakit namaz da kılardı. Eğer namaz 5 vakit değil de 1 vakte inseydi, 5 dakikalık bir şey olsaydı bugün kılmayan yine kılmazdı. Yani mesela namazı kılıp kılmamakta yorgunluk, vakit yetersizliği, işlerin yoğunluğu bilmem ne bunların hepsi geçersizdir. Hiçbir hükmü yok. En güzel delillerden birisi o İslam aliminin bu sözüdür. Namaz 50 vakitte olsa şimdi kılan kılardı, şimdi kılmayan yine kılmazdı. Namaz bir tek vakit olsaydı, bir göz kırpma müddetince olan bir farz olsaydı, şimdi yapmayan onu da yapmazdı. Bu ayrı bir şeydir yani, ayrı bir nasip meselesi gibi bir şeydir. İşte namaz işte en güzel örneklerden birisi. Cenab-ı Allah bunları bize emretmiş. Rabbül Alemin bizden bunları istiyor. Ama Rabbül Alemin'in bizden en çok ve ilk istediği şey unutmamaktır. Onu, onun huzuruna gideceğimizi, bu dünyanın hesabını vereceğimizi, bu dünyanın boş olduğunu, geçici olduğunu, bizim bize en yakın olan şey eceldir. Bize en yakın olan şey ecelimizdir. Hepimizin ecelidir yani. Yeter ki bu emaneti düzgün bir şekilde Cenab-ı Allah vermeyi nasip etsin hepimize. Gaflette, boşlukta değil mi? Yanlış bir yerde, yanlış bir şekilde, yanlış bir halde yakalanmayalım Rabbül Alemin'den. Bize keseceği cezaya. Sen imam olmuşsun, müftü olmuşsun, hoca olmuşsun, esnaf olmuşsun, zengin olmuşsun, fakir olmuşsun. Hepsi manasını yitiriyor. Gidiyor yani. Ben doktor olmuşum, bu sanayici olmuş, efendim söyleyeyim, bu kardeşimiz esnaf olmuş, başkası bir şey. Herkes bir yerde bir şekilde gününü geçiriyor. Herkes bir yerde bir şekilde rızkını temin ediyor. Ama ömür gidiyor, vakit gidiyor, vade geliyor. Kalmadı bir şey, hepimiz için kalmadı bir şey. Bir gün gelecek, bıçak kemiğe dayanacak. Ben biraz yaşlandığım için demiyorum bunu. Elhamdülillah. 20 sene önce de böyleydim. 30 sene önce de vallahi aynı şeyleri hissediyordum. Benim ölümü düşünmek, ölümün yakınlığını bilmek, ölümden korkmak ve ölüme hazırlanma konusundaki düşüncem 30 sene, 40 sene önce neydiyse şimdi aynı. Yani yarın Allah kısmet verdi 80 yaşına gelsem, 90 yaşına gelsem yine aynı. Çünkü bunun şeyi yok, bunun bir yaşı yok, bir zamanı yok, bir vakti yok. Bu bir. İkincisi, insan bilecek ki
Rabbi ile kendi arasında her insanın bir şeyi olacak. Bir taallukatı olacak. Arapça taalluk, taallukat denir. Taallukat. Bunu hiç, bu kelimeyi aklınıza koyun. Her birimizin Rabbimizle bir bağı olacak, bir özelimiz olacak yani. Taallukat dediğim bir özel. Hiç kimsenin bilmediği, sadece Rabbül Aleminin bildiği, Allah-u Teala ile senin aranda olan bir vaktin, bir zamanın, bir şeyin olsun. Bir bağın olsun yani. Bir şekilde Rabbinle bir bağ kur. Allah-u Teala hayyü la yemuttur. Rabbül Alemin diridir. Huve fi kulli şan. Her an, her an, fi kulli hin, her an Allah-u Teala yaratma içerisindedir. Cenab-ı Allah diğer dinlerdeki, diğer filozofların düşüncelerindeki gibi kainatı yaratıp ondan sonra bir kenara çekilmemiştir. 6 gün yaratıp 7. gün dinlenmemiştir. Böyle bir Allah'a biz inanmıyoruz Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Biz kainat üzerinde her an yaratan, her an bir şen içerisinde olan, her an bizi gören, gözeten, halimize vakıf olan, her an bizden haberdar olan bir Allah'a inanıyoruz. Biz diri olan bir Allah'a inanıyoruz değil mi? Cenab-ı Allah bu yüzden biz Allah'tan böyle kopuk, uzak, dünyada böyle kendi başımıza, kendi başımıza buyurup, kendi keyfimize göre yaşayan bir yaratık olmadığımızı bilmemiz için Rabbül Alemin diyor ki, onun bilgisi dışında bir yaprak dahi oynamaz. Bir ağacın bir yaprağı dahi Allah-u Teala'nın bilgisi dışında oynamaz. Her şey Cenab-ı Allah'ın bilgisi dahilindedir. Madem ki bizim Allah'ımız diridir, madem ki bizim Allah'ımız haydır yani diri derken, İnsanın diğer o yaratıkların canlılığı gibi bir şey değildir. Çünkü onunki sonsuz bir hayırdır, diriliktir. O zaman insan Allah-u Teala ile bir şekilde bir bağ kurabilir. Bir şekilde Allah'la bir yakınlığı olabilir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam لِي مَعَ اللّٰهِ مَقَامٌ لَا يَسَعُنِي ف۪يهَا نَب۪يٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُخَلَبُ buyuruyor. Benim Allah'la öyle makamlarım, Allah'la öyle anlarım vardır ki gönderilmiş hiçbir peygamber ve mukarreb yani Allah'a en yakın olan hiçbir melek bana yanaşamaz, yaklaşamaz diye diyor o anda. Bu Miraç'tan bahsetmiyor, bu vahiy halinden bahsetmiyor. Bunlar ayrı şeylerdir. Resulullah Aleyhisselam böyle söylüyor. Her mümin için Allah'ın Resulü'nün açtığı bu kapı açıktır. Bu yüzden büyükler, Hazret gibi zatlar, Gavs-i İhzan gibi zatlar, Kudüs-i Ruhu diyor ki bir insanın bu yola, hele bu yola girmişse mutlaka Rabbül Alemin'le bir taallukatı olacak. Bir şey, bir yalvarması, bir duası, bir zikri, bir taati, bir şeyi olacak. Şimdi bunu elde etmek için eskiler çok gayret göstermişler. Çünkü onlar biliyorlar ki Allah'ı da görmek mümkün. Cenab-ı Allah görülebilir. Allah-u Teala rüyada görülebilir. Rüyanızda görmeniz mümkündür. Bu dünya gözüyle göremezsin. Çünkü Cenab-ı Allah en yakın peygamberlerinden biri olan Musa Aleyhisselam'ın ki bütün peygamberlerde Allah'ı görmek isteği çoktu. O kadar seviyorlar ve merak ediyorlardı ki vahiy alıyorlar ama Allah'ı göremiyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azm peygamberlerdendi. Allah-u Teala'nın huzurunda yanında nazı geçen peygamberlerden biriydi. Rabbi arani enzuru ileyke diyor. Ya Rabbi kendini bana göster seni göreyim diyor. Bunlar basit şeyler değil bak bu ayetler. Değil mi? Çok büyük bir mana var. Ya Rabbi kendini buna göster diyor. Düşünün bütün bu kainata bakıyor. Sonsuz gibi görünen bu galaksilere, bu yıldızlara, bu zaman yollarına, bu hepsi var. Bırak her şeyden önce bir karıncaya baksan bile, bir ufacık bir böcekte bile Rabbül Alemin'in sanatının üstünlüğü ve güzelliği var. Allah-u Teala'nın güzelliği var. Güneşin parıldamasında, ışığında, onun nurunda. Her şeyi Allah-u Teala böyle bunları yaratan kim diyor Hazreti Musa. Kim derken bildiği biliyor da yani iman ediyor da görmek istiyor ama merak ediyor. Allah-u Teala diyor ki lan tarani diyor. Beni göremezsin ya Musa. Yani beni şu başında bulunan bu gözlerinle dünya hayatında dünyanın bakışıyla göremezsin diyor. Ama göreceğin bir yerin var, göreceğin bir gözün var. Göremezsin, göremeyeceğini ona gösteriyor Allah-u Teala. Enzur ilel cebel diyor, şu karşındaki dağa bak diyor. Eğer o dağ benim en ufak bir tecellimi, en ufak böyle bir şeyimi görmeye tahammül ederse, sen de görebilirsin. Bırak dağı,
dağın Allahu Teala'nın tecelliyatı karşısında paramparça oluşunu, dağa bakarken Hazreti Musa kendini kaybediyor, nara atıyor. Dağı görmeye bile gücü ve takati yetmiyor. Anlatsam yani böyle. Ama büyük alimler, İslam alimleri, ehlullah, bak bunu hiç unutmayın. Hepsi biliyorlardı ki Cenab-ı Allah'ı görebilirler dünyada. Dünyada Allah'ı görmek rüyada caizdir. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Yüce Allah kendini gösterir diyor kullarına. İmam Ahmed bin Hanbel, ben 100 kereden fazla Allah'ı gördüm diyor rüyamda. Birçok büyük zatlar var. Cenab-ı Allah'ı görmüşler ve bunu anlatmışlar. İnsan Allahu Teala'yı görür de anlatır mı? Anlatır. Niye anlatır? O büyük zatlar bize önderdiler. Bize örnektiler. Bize rehberdiler. Yani bunlar bu yüzden anlatmışlar. Gizli tutmamışlar. Sır tutmamışlar yani. Cenab-ı Allah diyor, Allahu Teala'nın büyüklüğünü anlatıyor çünkü her birisi. Yani Ebu Yezid-i Bestami radıyallahu kudüs-i ruh diyor ki, Cenab-ı Allah'ı gördüm. Allahu Teala bana dedi ki, ne istiyorsun ey kulum? Diyor, dedim ya Rabbi, bu ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam günahkarlarını affetmeni istiyorum. Diyor, Allah bak, Allah o kadar büyük ki bizim Allah'ımız. O kadar merhametli ki, diyor, dedi ki ya kulum, onları affetmeyi ben senden daha çok istiyorum. Sen kendi ihtiyacını söyledi diyor. Yani Cenab-ı Allah'a yönelmemiz lazım. Kalbimizi Allahu Teala'ya çevirmemiz lazım. Yavaş yavaş kalbimizde Allahu Teala'nın dışındaki şeyleri boşaltmamız gerekiyor. Yoksa oraya debelen, buraya debelen, o vadide dolaş, bu bahçede gez, şuraya koş, buraya git. Hiçbir nasibimiz olmadan gidebiliriz bu dünyadan. Allah muhafaza etsin. Şah Şuca bin Kirmani. İlk devir mutasavvuflarındandır. Öyle ibadete kendini vermiş ki hiç uyumamış. Uyumamak için gözlerine tuz ekiyormuş, tuz göz kapaklarının içine. Uyumasın diye, uyku tutmasın diye. Günlerce, haftalarca, aylarca. Ya bunlar böyle yapmışlar, vallahi bilmiyorum. Bize yanlış geliyor, ters geliyor, eksik geliyor. İmkansız gibi geliyor ama Şah Şuca bin Kirmani Kudüs'e sürüyor öyleymiş. Tuz ekiyormuş. Uyumamak için, hep ibadet halinde olmak için. Gözüne uyku girmesin, göz kapaklara girilmesin diye. Artık bir gün vücudu, bedeni düşüyor, yan tarafı düşüyor, yatıyor ve Allah'ı görüyor rüyasında. Rüyasında Cenab-ı Allah'ı görünce Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu diyor ki ya Rabbi, seni görmek için hep uyanık kaldım ama seni uykuda gördüm diyor. Allahu Teala diyor ki Şah Şuca, ey kulum diyor. Sen o uyanık kaldığın günlerin hatırına şimdi beni görebiliyorsun dedi diyor. Beni uykuda görmenin sebebi o uyanıklıklarındır diyor. Artık öyle oldu diyor, uyandı Şah Şuca. Onu gördükten sonra insanda bir şey kalır mı? Allahu Teala'yı gördükten sonra bakın. Diyor hep böyle her gittiği yerde diyor, ibadeti bitir bitirmez diyor, hemen yana uzanırdı uyumaya çalışırdı diyor. O hiç uyumayan Şah Şuca, ibadetlerin dışındaki bütün zamanlarında uyumaya gayret gösteriyor. Bir gün dediler ki sen hiç uyumazdın. Şimdi ben diyor kalbimin ve bütün kalplerin sevgilisi olan Yüce Mevla'yı diyor uykumda gördüm. Orada buldum diyor. Tekrar görürüm diye. Yani Cenab-ı Allah'ın veli kulları ile Seydem Adam Mahyeddin mesela. Elhamdülillah ben Allahu Teala'yı görmüş olan birini gördüm. Rabbil Alemin'e hamdolsun. Seydem Adam Mahyeddin'i Havil. Kaddasallahu sırrahan aziz. Onda nasıl? Duydum size söyleyeyim. Daha önce bahsetmişim ama tekrar edeyim. Allahu Teala'yı görmek, Cenab-ı Allah'a yakın olabilmek. Yani o büyük bir nimettir. Çok büyük bir fadıldır yani. Rabbin bir ikramıdır. Rabbin Allahu Teala'nın hazinesini sunduğu yok. Yani bir seferinde askeri Batman'dan işte Seyda'nın yanına gidiyorum. Dolmuşa bindim. Yanıma birisi bindi. Hoca oldu belli birisi. Konuşken nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum filan. Bana dedi, ben dedi Kozluk'ta hocayım dedi. Ben dedi Seydem Hanım Mahyeddin'in mücaziyim dedi. Onun talebesiyim dedi. Yaşlı yani eski talebelerinden dedi. Ben dedi yıllarca onun yanında okudum filan dedi. Bire sohbet etti filan dedi. Ben dedi sana bir şey anlatayım dedi. Ben dedi bir gece dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm yanında. Kalktım diyor. Çok sevindim. Kozluk Baykan'a yakın, 30-35 kilometre ya var ya yok, öyle bir yer yani. Ertesi gün diyor diye hemen kalktım diyor, atladım bir arabaya, bir dolmuşa gittim diyor. Çıktım diyor Seydan'ın köyüne, kapısına geldim.
Elimi bağladım, edeple, huzurla, huşu ile o kapıdan öyle giriliyordu zaten. Ben çok hocaları, alimleri görmüşüm. Bana Sabri gibi, bana Hasim gibi zaten, vallahi bile o kapıdan iki büklüm içeri giriyorlardı. Yani Şeyh Muhyiddin var ya, Adıyamanlı, biliyorsunuz. Adıyaman Hüseyin'i gördünüz. İnanın o zatlar Seyda'nın kapısından öyle içeri giriyorlar. Böyle sanki rüka gibi eğilmiş gibi girerlerdi onun kapısından içeri. Öyle büyük bir zat, azim bir zat yani. Diyor gittim, eğildim, elini öptüm, huzuruna oturdum. Diyor böyle baktı, dedim Allah dedi sevmişliysen hayırdır. Diyor kurban, elhamdülillah ben bugün muradıma erdim. Diyor dedi nedir muradı, neydi? Diyor kurban, elhamdülillah bu gece Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Duyamı anlattım, diyor çok sevindi. Diyor dedi ne mutlu sana Rabbim mübarek etsin. Sonra durdu diyor sanki böyle boş bulundu gibi bir şey. Dayı anlatmak istedi yaptım. Diyor bana dedi ki elhamdülillah ben de bu gece Allah-u Teala'yı gördüm diyor. Seyda söylemiş. Bizzat kendisi ya. Öyle deyince diyor, diyor böyle başımı eğdim. Diyor artık başımı önümde zaten hep öyle konuşuyorduk onunla. Başımız önümüzde konuştuk onun huzurunda yani. Diyor dedim ki Seyda nasıl gördü? Diyor keyfiyeti yok yani tarifi yok. Nasıl gördüğünün tarifi yok. Ama Allah-u Teala'yı görür görmez. Ben o diyor, bak şey rüya çok güzel ama rüya çok manidar bir rüya. Bir tasavvuf ehlinin gördüğü bir rüya orada çok manidar. Diyor görür görmez diyor dedim ya Rabbi beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine affettir. Allah-u Teala'ya böyle dedi. Diyor Cenab-ı Allah bana dedi ki ey kulum sen bilmiyor musun? Ben izin vermesem Muhammed bir şey yapamaz. Rüyanın ihtişamını görüyor musunuz? Akidevi yönünden, inanç yönünden, Allah'ın azameti yönünden, her şeyin Rabbül Alemine ait oluş yönünden. Ve bunu büyük bir tasavvuf ehli görüyor. Diyor Allah-u Teala dedi ki ey kulum, sen bilmiyorsun ben izin vermesem Muhammed bir şey yapamaz aleyhissalatü vesselam. Diyor dedim ya Rabbi biliyorum ama biliyorum ki Muhammed aleyhissalatü vesselam senin yanında çok kıymetli. Onun adını geçtiği hiçbir şey geri çevirmezsin. O yüzden onun hürmetine beni affet dedi. O kadar diyor Cenab-ı Allah razı oldu ki bu cevabında. Diyor dedi ki ey kulum seni affettim dedi. Böyle anlattı bana tabii ben böyle hayretler içerisinde kaldım. Yani kimin kapısına gidiyorum biliyorum ama bu kadarını biliyorum dedi kendi kendime. Neyse vardım köye. Seyda'nın odasına girdim. Elini öptüm oturdum falan. Kimse de yoktu o gece böyle tenhaydı, kimse yoksa. Dedim Seyda bir şey sorabilir miyim dedim filan. Dedi buyur bana Fatih dedi. Dedi kurban dedim siz dedim. Ya dedim Allah-u Teala'yı görmüşsünüz rüyanızda dedim. Dedi yok öyle bir şey dedi. Yok öyle bir şey. Dedim kurban birisi yolda bana dedi ki Sedem ala muhyedin Allah-u Teala'yı görmüş. O dedi başka bir ala muhyedin vardı bizim buralarda dedi o görmüş dedi. Baktım şey etmiyor nedir işim neredeyse yani sahiplenmiyor üstüne şimdi. Gördüğünüz şey de çok büyük bir şey değil mi dedim Allah'ı görmek. Bir durdu o anda böyle. Çok vakurdu Seyda. Böyle durdu. Allah hepinize merhamet etsin dedi. O kadar başka bir şey demedi. Artık inkar etmedi yani ben öyle deyince. Allah'ı görmek çok güzel bir şey değil mi dedi. Dedi ki Allah hepinize merhamet etsin. Şimdi bu Allah-u Teala'yı rüyada görmek haktır. Bütün ehl-i sünnet alimlerine göre haktır. Allah-u Teala'yı görmüş nice alimler var, nice büyük zatlar var. Bir başka şey de şudur. Biz eğer Allah-u Teala'nın rızasını istersek, biz bu yolun zikrini, rabıtasını, virdini güzel ve düzgün bir şekilde devam ederek hayatımızda, bir şekilde hayatımızı en önemli şey haline getirirsek his olarak buna sahip olmamız mümkündür. Bunun da tasavvuf dilinde iki adı var. Birisi kurbiyet, Allah-u Teala'ya yakın olmak. Bir de marifet, Allah'ı Allah-u Teala'nın izin verdiği ölçüde bilmek. Marifetin yani Allah'ı bilmenin sonu yok. Sonu yok yani ucu bucağı olmayan sınırsız bir okyanusun içerisinde yol aldığınızı düşünün. Her an bir başka bilgi, her an bir başka marifet. Tabii Allah-u Teala'yı bilmek için
Allah-u Teala'nın emirlerini bileceksiniz. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getireceksiniz. Cenab-ı Allah'ın yasak kıldığı şeylerden kaçınacaksınız. O kaçınma miktarını arttıracaksınız. Gittikçe önce haramı terk edeceksiniz. Sonra şüpheli olan şeyleri terk edeceksiniz. Haram mı, helal mi, caiz mi, mekruhtur, işte olabilir, mübahtır filan. Bunları da terk edeceksiniz. Tasavvuf ehlinin devam ettiği yol buydu. Ondan bir sonraki basamak da helali kısmaktır. Anladınız değil mi? Yani bu helaldir diye hiçbir şey sen sınırsız tasarrufun altında değildir. Allah-u Teala yemeği, içmeyi, uyumayı, gezmeyi neyse işte zevk alacak her türlü şeyi yapmayı helal bırakmış. Ama helali kısmak bütün velilerin başvurduğu yollardan birisidir. Yani velayetin, yani kurbiyetin, yani marifetin kapısı, bırakın haramları bırakmak, şüpheli şeyleri terk etmek, vera. Vera şüpheli şeyi terk etmektir. Haramı terk etmek zaten İslam olmanın gereğidir. Bir de takvanın gereği olan şeyler var. O da helali kısmak, helali de azaltmak. Her türlü zevkte, lezzette, İsraftan kaçınmak, yani gittikçe onu azaltmak. Gezmek istersin, dolaşmak istersin, oturup bir sürü sohbetlerde böyle mahalle yani şeylerle filan bunların hepsini yavaş yavaş hayatınızdan azaltacaksınız yani. Kendinizi manen kapatacaksınız yani bazı şeylere. Manen, ruhen kapatacaksın yani. Büyükler öyle diyor yani, biz diyor haram nazar kadar yani boş. Gereksiz bakışlar haramdır biliyorsunuz. Haram nazardan korunduğumuz kadar haram kelamdan, boş kelamdan da kendimizi korurduk. Yani faydası vermeyecek mariyani şeyleri konuşmaktan da kendimizi alıkorur. İnsan bunları yaparsa yol alır. Yoksa böyle sabah kalkarsın, akşam yatarsın. Sabah kalkarsın, akşam yatarsın. Her gün tek düze bir hayat. Yani 50-60 yaşına geldiğiniz zaman da hiç manası kalıyor mu? Kalıyor mu abi söyle? Aynı, her gün aynı şey değil mi? Bir devride aynı. Hiçbir manası kalmıyor hayatın. Yaş ilerledikçe, insanın ömrü arttıkça bakıyorsun ki her gün aynı şey. Her sabah aynı şey, her akşam aynı şey, bir şey değişmiyor. Halbuki burası çalışıyorsa eğer, insanın marifetinde, kurbiyetinde yavaş yavaş bir gelişme oluyorsa, bir ilerleme oluyorsa her bir gün bir günden daha güzeldir. Bunun sonu yok ama, bunun varılacak bir yeri yok. Bu deryanın sahili yok. Bu okyanusun kumsalı yok. Bunu bileceksiniz. Bizden yoruldum, uykum geldi, şöyle oldu. Bunların hiçbirisini ne kulak asmayacaksınız. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun yani marifet dediğimiz şeyin sonunun ve sınırının olmadığını kendisi bizzat ifade ediyor. Ma arafneke hakka marifeteke ya maruf diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Seni bilinmen gerektiği gibi bilemedik ey maruf olan zat diyor. Demek Allah Resulü bunu diyorsa sen ben biski düşünün yani. Bu marifet Allah-u Teala'yı bilmek. Seyda-i Taki biliyorsun defalarca söylüyor. Diyor ki iki türlü bilgi var. Bir Allah'ın emirlerini bilmek. Hocaların okuduğu, yazdığı kitaplardan anlattığı şeyler. Namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır, cihattır falandır filandır. Allah'ın emirlerini bilmek. İnsan onları kitap okuyarak, bir hocanın yanında oturarak, bir üstadın yanında talim ederek öğrenebilir. Şu kitapları okursunuz, Allah'ın emirlerini bilirsiniz. Bir de bir başka bilgi daha var diyor Şeyh Abdurrahman et-Tahi. O da Allah'ı bilmektir diyor. Allah'ı bilmek kitap okumakla elde edilmez. Binlerce kitap okusanız, bir defa dilinizi damağınıza yapıştırıp, kalbinizden Allah demenin yerini tutmaz. Bu yüzden Yunus ne diyor şiirinde? Dökülür cümle. Günahlar misli hazan diyor. Bir defa diyor aşk ile Allah dese bütün günahlar diyor bir sonbahar yaprağı gibi üzerinizden dökülür. Bir tek defa bile Allah diyebilmek. Onu işte Allah-u Teala'yı bilme yolunda gidenler. Marifet yolunda ilerleyenler bunu yapabilirler. Bunun sonu yok. Bunun sabahı yok, akşamı yok, gündüzü yok, gecesi yok. Marifet yakınlıkla beraber elde edilir. Bunlar tabii belki bazen insana çok boş kelimeler gibi geliyor. Ama marifet ve kurbiyet, Allah-u Teala'yı bilmek ve Cenab-ı Allah'ın yakınlığını elde etmek. Bunun bir sonraki adımı velayettir. Cenab-ı Allah'ın dostluğudur. Allah'ın dostluğu derken, yani bu kelime tabii çok rahat kullandığımız bir kelime. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu diyoruz. Yani Cenab-ı Allah'la olan
hiçbir şey kullar arasındaki bir şeye benzetilmez. Ama size bir fikir verebilir. Yani iki kişi dostsanız ne kadar birbirinizi korursunuz değil mi? Ne kadar seversiniz, ne kadar sakınırsınız, ne kadar sahip çıkarsınız dostunuza. Kul kula böyleyken kulların Halık'ı olan Allah dostuna nasıl olur artık onda varın siz düşünün. Şimdi bunları niye anlattım? Kurbiyet, marifet, rü'yetullah, fi menam, rüyada rü'yetullah. Bunları niye anlattım biliyor musunuz? Bu seferden 5000 bir var ya. Günlerce, haftalarca öyle bırakıp gidiyorsunuz, salıveriyorsunuz. Hiç çekmiyorsunuz. Günlerce, haftalarca, bir hafta, 10 gün, 15 gün. Hiçbir sıkıntı da çekmiyorsunuz. Uykum geldi, işim vardı, eve geç gittim, geç uyudum, şöyle yaptım, böyle yaptım filan diye. Bu ihmal ettiğimiz şey sadece ve sadece bir beladır. Cenab-ı Allah zikreden, alıkonulan kalbe şeytanı musallat olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Men aghfalna kalbehu an zikrine ve tebaa hevvahu ve kana amruhu furuta. Kalbini zikrimizden boşalttığımız diyor. Yani ona zikrimizi nasip etmediğimiz kişi, bir insan zikri terk ederse, vürdi terk ederse heva ve hevesine uymaya başlar. Nefsinin oyuncağı olur. Ve tebaa hevahu. Ayettir bu. Ve kâne emrû fûdû. Ondan sonra her işte artık aşırıya kaçar gider yani. Bu yüzden Allah rızası için kendimize gelelim hepimiz. Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Zikretmiyorsan Allah'la senin aranda bir talukat yok demektir. Demin dedim ya Allah'la aranızda bir şey olsun. Bir şey kendinize ait. Hiç kimsenin bilmediği, sizin bildiğiniz bir şey. Bu şey Allah'la beraber olma anlamıdır. Bu şey Allah'ın sizden bahsetmesi. Bunu sağlayabilirsiniz. Allah'ın sizi zikretmesi. Bunu sağlamak bizim elimizde. Cenab-ı Allah fedkuruni yetkurkum diyor. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz benden bahsedin ki ben de sizden bahsedeyim. Yani Allahu Teala hadisi kutsi'de ne diyor? Bir kul beni bir cemaatin içerisinde zikrederse, yani benden bahsederse, ben o cemaatten daha hayırlı bir topluluğun yani meleklerin arasında ondan bahsederim diyor. Düşünün. Siz mesela burada 10 tane arkadaşınızla, kardeşinizle oturdunuz. Allahu Teala'yı anlattınız. Cenab-ı Allah'tan bahsettiniz. Allahu Teala melekleri topluyor sizden bahsediyor. Şimdi biliyor musunuz? Ne kadar büyük bir şey oldu. Kul beni kendi nefsinde zikrederse diyor. Yani kalbinden zikrederse ben de onu kendi zatında zikrederim. Allah'ın zatına zikretmek bütün toplulukların ve varlıkların üstüdür değil mi? Hepsinden daha yüce bir şeydir. Şimdi zikir bu kadar büyük bir şeyken çok basit bir şeydir. Yani böyle tarikata yeni giren kişi 5000 rakamını duyduğu zaman zannediyor ki çok zor bir şey, çok şöyle böyle bir şey. Yarım saatini alan bir şey. 23,5 saatin senin olsun. Yarım saatini Allahu Teala'ya ver. Ama yenilme. Hiçbir şeye yenilme. Ne uykuya, ne yorgunluğa, ne keyifsizliğe, ne isteksizliğe, ne de şehvet duygusuna asla yenilme. Secde-i Tahi, Kaddesallahu Aziz. Bu zikrinizi bırakırsanız marifet ve kurbiyeti elde edemezsiniz. Yani bunu hiçbir zaman elinize geçiremezsiniz. Bütün bir ömür bunu didinir gidersiniz. Kendi kendinize oyalanır gidersiniz. Tek düze bir hayat, boş bir hayat. Gittikçe anlamını yitiren bir hayat. Gittikçe size hiçbir şey vermeyen bir hayat. Ve o hayatın bu hale gelmesi sizin çevrenizdekilerle bütün bağlantınızın da bozulmasına sebep olur. Merhametiniz azalır, insafınız azalır, anlayışınız azalır. Müslümanlara karşı müsamahanız azalır. Her şeyiniz gittikçe ileriki yaşlarda kaybolur. Bu yüzden insan bunu terk etmeyecek. Ne olursa olsun. Secde-i Tahi Kudüs'e sirruhu bir Nakşibendi'nin olması gereken şeyi anlatıyor. Siz de Nakşibendi'siniz. Elhamdülillah Seyda'mızın elini tuttunuz. Hepiniz girdiniz bu yola. Bileceğiniz şu, insan iki insan haline gelmedikçe insan olamaz diyor Şahabrahman-ı İki insan haline geleceksin. Yani sen uyumak isteyen, yemek isteyen, gezmek isteyen, eğlenmek isteyen, tatil yapmak isteyen, gezip dolaşmak isteyen, yemek içmek isteyen yanın var ya, onu kendinden ayır. Onu kendinden ayır. Onu ayrı bir şahıs olarak kabul et. Çünkü Allahu Teala onun ayrı bir şahıs olduğunu söylüyor. Onun adını nefsi emmare koymuş. Nefs koymuş.
Ben diyor Seyda-i Takip Kudüs'e ruhu nefsimi alırdım, karşıma oturturdum, onunla konuşurdum. Yatmak mı istiyorsun? Olur. Ama önce şu vazifeleri yapacağım, ondan sonra yatacağım. İster gece bir olsun, iki olsun, üç olsun, bunu soruyor. Her gece böyle, Ramazan abi her gece saat bir oluyor, iki oluyor. Ya geç kaldım, uyuyayım, yarın başladım. Bu yarından hiçbir zaman gelmez yani. Bu yüzden Seyda-i Tahir diyor, insan iki insan haline gelecek. O Allah'ın zikrine engel olanların hepsini bir şahıs olarak kabul edecek kendi içinde. Onunla pazarlık yapacak. Hanımınla yatmak mı istiyorsun? Yatarım ama önce vazifemi yapacağım. Yemek içmek mi istiyorsun? Yer içerim ama önce vazifemi yaparım. Uyumak mı istiyorsun? Uyurum ama önce vazifemi yapacağım. Böyle pazarlık yapın diyor Seyda-i Tahir. Kudüs'e söylüyor. Kendinizle pazarlık yapın. Böylece onun ayrı birisi olduğunu anlarsınız bir müddet sonra. O artık sizi peşinizi bırakır. Az bir gayretle, az bir gayret. Ahir zamandı. Allah-u Teala'nın rahmeti çoktur. Cenab-ı Allah'ın merhameti çok büyüktür. Yani biz bir adım atsak, Allah belki yüz binlerce bizim adımıza hesaplamayacak kadar Cenab-ı Allah bize yaklaşacak. Ama zikri yapamamak, virgleri ihmal etmek sadece bir musibet. Ne olursanız olun, kim olursanız olun, ne işle meşgul olursanız olun, hepimizin Allah-u Teala'ya, Rabbimize ayıracak bir yarım saati, bir 40 dakikası vardır. Ve bunun gittikçe öyle bir devam ederseniz, bu artacak, ihtiyacınız artacak, zikre olan ihtiyacınız artacak. Gidip belki hocanıza yalvaracaksınız, hocam biraz daha arttırır mısın benim zikrimi diyeceksiniz. Biraz daha, çünkü aynı bu dünya işleri gibidir. Şimdi ben yedikçe mide genişliyor değil mi? Genişledikçe daha çok istiyor. Daha çok. Hep baksana bu şey, karnımızın gibi geldiği hali. Yemeği kızmadıkça bu mide büyüyecek. Büyüdükçe daha fazla isteyecek. Vallahi kalp de aynıdır. Ya kalbini büyüteceksin ya mideni büyüteceksin. Yani bunu küsürtemiyorsun bari en azından kalbini büyütmeye çalış. 5.000 virt sana yetiyor. Bir gün gelecek 11.000, 15.000, 21.000, 23.000, 25.000 virt bile senin açlığını gideremiyor. Çünkü oturduğun an Allah'ın huzuruna oturduğunu anlayacaksın. Cenab-ı Allah var, sen varsın. Bizzat öyle diyor. Zikrederken, birde oturduğun zaman, yeryüzünde senden başka, gökyüzünde de ondan başka kimse yokmuş gibi otur diyor. Hiç kimse yok. Bir sen varsın, bir de o var. Tabii tasavvuf budur. Nakşibendilik budur. Nakşibendilik kalkıp hikayeler anlatmak, masallar anlatmak değil. Yani kendinizi zorlayacaksınız kardeşler. Seyda'mızın halini görüyorsunuz. Hac ve Umre'de olanlar görüyor. Tillo'da olanlar görüyor. Yani onun ibadet halini gördüğünüz zaman diyorsunuz ki belki bunun kadar günah işleyen kimse yok diyorsunuz. O kadar ibadette kendini mahvetmiş ki. Yani bedeni artık erimiş. Ben baktım yani bu sefer Umre'de daha bir. Seyda Muhyiddin'in bedeni nasıl o ibadet halini almıştı böyle. İki büklüm ya. Namazda iki büklüm. Seyda'yı biliyorsun. Namaz kılışını gördünüz. Yani Seyda'nın artık hayatta da öyle iki büklüm olmaya başlamış yani. Bu garip bir şey. Hepsi sanki aynı yoldan geçirdiler subhanallah. Aynı Seyda'nın duruşu, Seyda Mala Muhyiddin'in duruşu gibi kıldı sağolsunuz. Yani artık yapa yapa, o huzurda otura otura, o tefekkür, onu tefekkür ede ede, onu yaşaya yaşaya, o lezzeti, o manevi lezzeti, zevki, tada bir müddet sonra kendilerine ait her şeyi bırakıyorlar. Sen hiçbir şey yok. Biraz boynumuz ağrısı dedim, 50 türlü ilaç alırız filan. Seyda öyle bu artık namaz gibi duruyor, yürüyor. Namazdaymış gibi yere. Hali o hali almış. Halbuki bütün ömrü böyle geçmiş. Bütün ömrü ibadetle geçmiş, ilme hizmetle geçmiş. Bütün ömrü büyüklerin bu yolunda, İslamiyet'in bu yolunda, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine mütabaatla geçmiş. Ama sanki ertesi gün gidiyorsun, sanki hiçbir şey yapmamış gibi aynı şekilde. Aynı şekilde ibadete, taata, zikre, Kur'an'a ve tefekküre böyle bütün zamanını ayırıyor, Allah'a ayırıyor. Yani biz böyle bütün zamanınızı Allah'a ayırın demiyoruz. Ama bir saatinizi ayırsanız, bir saat. Yani 5.000 virdi çekerken ki meşguliyet, siz de 21.000, 23.000 virt çekerken meşguliyet aynıdır. Bunu hiç aklınızdan çıkarmıyor. Bak bunu bilin, gözünüzü oraya dikin. Yani hiç bir 5.000 virt veriyorsun,
Zaten çekmiyor, çekemiyor. 3 gün çekiyor, 5 gün çekmiyor. 1 ay çekiyor, 2 ay çekmiyor falan. Bir sıkıntı da duymuyor, bir rahatsızlık da duymuyor. Bir şey de yapamadım falan, öyle bir şey de yok. Ondan sonra gidiyor, gidiyor. Merak etmiyor musun ya? Büyükler bunu vermiş. Bu tesbihi vermişler. Bu şekilde yap demişler. Bunu niye vermişler sana? Seni oyalamak için mi, eğlendirmek için mi, değil mi? Yani niye vermişler? Niye vermişler ve niye bu zikir mutlaka arttırılması gereken bir şey? Kur'an-ı Kerim'de zikirden bahseden, zikri emreden ayetlerin hemen hemen hepsinde çokça Allah'ı zikrediyor. Zikren ketira. Çok çok Allah'ı zikrediyor. Yani Allah-u Teala'yı zikrinizi arttırmanız gerekiyor. Tabii bunu kendi kendinize arttırmayacaksınız ama siz artması gereken zaman olduğunu anlarsınız. Artması gereken de anlar zaten. Zikriniz artar ama bu artışın bile sonu yok yani. Allah hepimize merhamet etsin. Yani gevşeklik ve ölü toprağını üzerimizden atmayı Cenab-ı Allah nasip etsin bize. Bu yani virdi çekememenin, çekmemenin, zikri terk etmiş olmanın sonu yok. Ne zaman uyanacaksın? Ne zaman kendine geleceksin? Ne zaman birine bir sirkineceksin? Ne zaman yok ya bu böyle gitmemeli diyeceksin. Bir dünya içinde bir sıkıntın olsa, gerçekten bir şeyin olsa, bir kere işaret edersin. Öyle değil mi? Yani dünyaları yıkarsın. Her tarafa, her yere başvurursun düzeltmek için. Bunu düzeltmek için de Allah-u Teala'ya başvur. Buna devam ederseniz, zikrinize, virdinize, rabıtanıza, severler vazifeleri aksatmadan devam ederseniz çok büyük bir mükafat var. Hiçbir şeyle kıyaslanmayacak bir mükafat. Büyükler bunu anlatmışlar. Ben başta Allah-u Teala'yı görmek, rüyada Allah'ı görmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten görmek, zaten bunlar hep beraber olan şeylerdir. Uyanırken de kalbinizin, iç dünyanızın, gönül dünyanızın huzuru, marifeti ve yakınlığı hissetmesi. Bu mutlaka nasip olur. Nasip olduğu zaman da hiç bütün dünya bir araya gelse, bir milim bile sizin kalbinizi, yüreğinizi oynatamaz. Cenab-ı Allah hepinizi muvaffak kılsın. Allah-u Teala pişman olmadan pişman olanlardan eylesin. Yani pişmanlığın fayda verdiği zamanda pişman olanlardan eylesin. Gün gelirse pişmanlığın hiçbir fayda vermeyeceği anda pişman olmanın faydası yok. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifa versin. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize de Rabbim hayırlı kapılar versin. Bir de zikrin yani onlar bunları insan söylemek istemiyor. Maişatan banka diyor ayet. Bir insan zikri terk ederse ona geçim sıkıntısı verilir. İnsan olarak, ferd olarak, toplum olarak Allah'ı zikretmeyi terk edenlere Allah ayettir bu çünkü. Allah rızık sıkıntısı ve darlığı verir. Bu yüzden çok büyük zatlar söylemişler. Zikre kendinizi tam olarak verdiğiniz, zikri düzgün bir şekilde yaptığınız an sadece uhrevi maneviyat taki faydalar değil, dünyadaki bütün sıkıntı ve eziyetleriniz de, dünyadaki darlıklarınız da gider. Cenab-ı Allah birçok hayırlı kapı açar. Çünkü zikir takvadır. Zikir etmek, Allah-u Teala'yı zikretmek, Allah'tan sakınmayı da beraber getirir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış kapısı açar. Ve yerzuku men yeşau bima la yahtesib. Hiç hesaba katmadığı yerden de Allahu Teala onu rızıklandırır diyor ayet-i kerime. Bunların hepsi beraber olması gereken şeyler yani. Allahu Teala darlıklarımızdan, sıkıntılarımızdan da bizleri muhafaza etsin, kurtarsın inşallah. Allah razı olsun. El Fatiha, cumanız mübarek olsun.